550 dinliyorum ben. İşte, tamam abi. Ali. Öyle bakma. Tamam. Otur Ali. Ben de beni nasıl buldular diyordum. Doğru ya. Senin adres vermeye ne kadar meraklı olduğunu hatırlamalıydım. Yapma ne olur. Senin iyiliğin için. Senden iyilik istemiyorum. Halil, sakin ol. Zeynep Hanım bize çok yardımcı oldu. Seninle ilgili, Ahmet Bey'in intiharıyla ilgili çok bilgi verdi. Senin lehine olan bilgiler. Onun sayesinde daha çabuk çözeceğiz bu olayları. Savunmanı da ben üstleneceğim. Her şeyi halledeceğiz. Bak, senden hiçbir şeyi halletmeni istemiyorum. Tamam mı? Seni etrafımda görmek istemiyorum. Anladın mı? Görmek istemiyorum. Menekşe'nin yerini ben söylemedim. Halil, nasıl inanırsın? Ben böyle bir şey yapar mıyım? Böyle bir şey yapabilir miyim? Halil, onun sende ne demek olduğunu bile bile böyle bir şey yapar mıyım? Zeynep, yeter. Yalan söylüyorsun. Ben değildim. Yemin ederim ben değildim Halil. Kimdi o zaman? Bilmiyorum. Mithat amca yaptırmıştır belki. Birini aratmıştır, olamaz mı? Saçmalama. O gece Menekşe'yle yalnızdınız. Menekşe senin telefondan aramış onları. Nereden bilecek numaralarını? Evde yalnız değildik. Mithat amcanın korumaları girip çıkıyordu. Belki Menekşe'yi dinlemişlerdir. Sana inanmıyorum. İnan Halil. Bu da onun işi. Böyle saçma şey yok. Bunu yapmaya hakkınız yok. Seyahate çıkıyorduk biz. Niye getirdiniz buraya? Neyle suçlanıyoruz? Hoş geldiniz. Bana bakın, çok ileri gittiniz siz. Size şikayet edeceğim. Bakın kim var burada. Söyleyemezdim. Ne size ne de başkasına. O benim oğlum. Onun güvenliği için yaşadığını söyleyemezdim. Halil suçsuz. Ahmet Sönmez'in kurbanı oldu. Kusura bakma Zeynep. Halil'in kurtulması için bunları anlatmam lazım. Buyurun. İçeride arkadaşlarımız dinlemeye hazırlar. Buyurun. Hala babamı suçladığına inanamıyorum. İzin verirseniz artık Halil'le konuşmak istiyorum. Tabii. Çok yardımcı oldunuz. Teşekkür ederim. Yine görüşeceğiz. Seni kurtaracağız. Her şey yoluna girecek. Şimdilik hoşça kal. Benim telefon etmem lazım. Sonra. Hastaneyi aramam lazım. Lütfen. Önce konuşalım. Kaçak olduğun sürece kimseyle bir irtibatın olmadı, öyle mi? İlk zamanlar Ahmet abiyle konuşuyordum ama öyle sık değil. Sonra güvenliğim için onun da tehlikeli olduğunu söyledi. Öyle kaptım her şeyden. Neden kaçtın da kendini aklamaya çalışmadın? Adamlar kafaya koymuştu bir kere. Hapse girsem orada öldüreceklerdi beni. Kaçmak tek kurtuluştu. Ahmet abi ayarladı her şeyi. Peki hiç şüphelenmedin mi? Yani bütün bunların bir oyun olabileceği hiç aklına gelmedi mi? Bütün şirketlerin elinden gidiyor. Bütün varlığın elinden gidiyor. Ben en değerli varlığımı o kazada kaybettim. Annemi kaybettim. Annem öldükten sonra beni buraya bağlayan bir şey kalmamıştı ki zaten. Ne için mücadele edecektim?
Ama şimdi durum farklı. Evet. Şimdi savaşmak için bir sebebim var. Menekşe. Hikayenizi öğrendim. Çok etkilendim. Onun için temize çıkmak zorundayım. Menekşe için özgür olmak zorundayım. Ama hapse girersen bana bunları yapanlarla yüzleşemem. Kafamdaki soru işaretlerini çözemem ki. Yardımcı olursan birlikte çözeriz. İşbirliğine ihtiyacım var. Seni öldürmek isteyenler... eğer benim düşündüğüm kişilerse... onları suçüstü yakalayabilmem için serbest olman lazım. Yani açıkçası yem olarak kullanacağım seni. Her şeyi kitabına uydurmuşlar. Kağıt üstünde elim kolum bağlı. Cinayetle suçlayamıyorum. Delilim yok. İşte bunun için sana ihtiyacım var. Serbest kalman için elinden geleni yapacağım. Ölüyüm ben. Yaşadığımı nasıl ispat edeceğim? Hukuki süreç hemen başlatılacak. Sen de biraz sabredeceksin. Anlaştık mı?